verdi. Sonrasında bu fon perdelerin ben yerlere sürülmesini hiç hijyenik, temiz ve düzgün bulmuyorum. Çok sürülüyor aslında ama kızlar. Nasıl çok sürülüyor yerlere? Şey, sanki bir beden büyük geliyor. Onların bağlama şeyleri var. Ha. Onları böyle böyle güzelcene bir bağlıyorum. Sonra sil, süpür yapıyorum. O şekilde kullanıyorum. Yani çok aslanım, çok yere sürülmüyor. Yani evet, ben mesela ne evler gördüm böyle yerlere kadardı. Evet, aslında saat ve tabloyu sordular. Evet. Sonuna da cevap ver. Saat hediye mi? Saatim hediyeydi. Saatin hediye olduğu belli zaten. Ha. Salonla hiçbir alakası yok. Yeni mi hediye geldi o sana? Yeni mi geldi? Yok, yeni gelmedi. Üzerinde hala etiketi var onun. Hiç dikkat etmedim gerçekten. Bakayım, etiketi varsa çıkartayım. Tabii ben getireyim onu. Tamam, getir arkadaşım. Kaç yıldır aman duruyor çıkarttı o saat duvarda? Çıkarttı saati. Ay, duvarda. Biraz zor oldu. Gel. Gördüm. Söyle, orasında gidelim. Bir şeyi varmış. Evet. Ha. Aslanım yeni olması zaten imkansız, renginden de belli oluyor. Yeni bir saat değil. Gerçekten ben de ona dikkat ettim. Toz nerede toz? Hani toz? KVM o geldi. Kendinden şeyli kızlar. Kendinden tozlu alın. Hayır, kendinden tozlu değil. O şekilde eskitme bir ben model. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Yine söylüyorum. Bu programı 83 milyon izliyorsa, 83 milyon anne ve kayınvalide izliyorsa, ertiler, kaynanalar, kimler görüyorsa koltuğun altına, yatağın altına, gardırobun içine girmeyen hediye geline getirmeyin. Kimse evinin ortasına kırılmayın diye bir şeysini sermesin ya. Kayınvaliden vermedi onu. Hayır, aldığın yer verdi. Hayır, bunu devam edip eklemek istiyorum. Annem için söyle. Devam et, ekle yavrum. Gardırobun içine, koltuğun altına girmeyen hediye gelmesin. He. Evin orta yerinde gözükmesin. Getireceğim bir fincan takımı olsun. Dolabın üstüne kaldıralım. Yani hatır için dekorasyonumuzu bozmayalım diyor arkadaş. Hani kırılmasın, ben buna katılmıyorum çok fazla da bak. Aslanım bir şey söyleyeceğim. Diyorsan nakit iste, altın iste falan. Yok. Yani Aslanım bir şey söyleyeceğim. O daha makbule geçer. O daha makbule geçer. Tamam. Gerçekten bu konuda neyse. Çünkü biz de tabii ki de... Ya da neye ihtiyacın var diye sorsun mu? Sorun o da olur mu? Ya, uygun tabii mu? Tabii ki. Bence çok uygun. Uygun mu? Aslanım duydunuz, bir şey söylemek istiyorum. Söyle Aslı'cığım. Şimdi mesela böyle mesela bir salona giriyoruz Aslı'nın. İşte kahve tonları var, krem rengi, hep tamam, böyle uyumlu renkler. Bence mesela böyle arada bir renk, mesela lacivert tonları ya da böyle farklı bir renk. Bence o kadar sırıtmıyor ama insanlar böyle her yeri böyle bir yer aynıysa sürekli hep aynılık bekliyor. Yok, tamam, hiç aynı beklemiyoruz. Mesela farklı, hayır, insanlar olan için söylüyorum. Mesela bu pudra pembesi o kadar gözüme batmıyor. Ama mesela ya yani neden pudra pembesi krem değil? Sen kendi gözünde salonuna bu halıyı renk uyumuna yakıştıramamışsın. Evirip çevirip aynı şeyi söylüyorsun. Tamam, anladık. Eviriyorsun, çeviriyorsun. Halın pembe, bu uymayabilir. Evet. Halın pembe olmayabilir. Evet. Hayır, aslında soruyorum. Pembe... Bir yerde sürekli evet, hani tamam renk olmayacak mı diye soruyorum. Hani tamam da. İlla hep aynı şey söyleyeceğim. Sena. Kaçtı çocuk, söze kız girmeye çalışıyor. Ben gerçekten bayılacağım artık Aslı. Tamam, Aslı'nın. Sen de cümleni toparla artık, tamam, mutfağa göndereyim sizi ben. Aslı Hanım. Fenacığım, seni bölüyorum ama sen lafına girmeden ben bunu kaldırayım. Ne demiştim? Koltuk altına girmeyen hediyeleri kimsenin evine getirmeyelim. Vallahi Beyza aldı saati, koltuğun altına itti. İyi de yaptı. Bu arada saatine de bir pil alırsın bir ara. O da var durmuş zaten, pili durmuş mu? Durmuş. Evet. Durmuş canım. Siz gelince bitmiştir belki, konuşmanıza dayanamadım. Söyleyeyim. Devam et Sena. Hadi konuşalım. Sesim çıkmıyor, rahatsızım bugün birazcık. Toparla hayatım. Ben fon perdelerini çok koyu buldum. Evet, bir uyum içerisinde ev ama boğucu bir uyum içerisinde. Yani çok kasvetli gerçekten. Perdeler çok demodik. Da bulduğum tüllerini. Keşke daha sade olsaydın. Çünkü kendinden desenli fon perdelerim var. Avizeleri, saray avizesi buldum. Çok fazla avantgard buldum. Çünkü spor bir avantgard tarzım var. Onlarla daha fazla tam avantgard diye geçer herhalde, tamam, değil mi? O, klasik. Evet, klasik. Yani klasik. Ben onu yani beğenemedim. Oradaki çizgileriyle klasik falan ben çok yakıştırıyorum. Görünmüyor ki. Masa ayağı avizeler klasik. Zaten. Tamam Aslanım. Klasik avizeleri beğenemedim. Çok avantgard. Koltuklarını beğendim, konsolunu beğendim, evet, masasını beğendim. Ayakları zaten birbirine uyuyor. Zaten evet, belli bir takım oldu. Ama avizelerini, tül tamam, perdelerini, fonlarını beğenmedim. Tamam, geçmeyelim hayatım. Ben sizi mutfağa göndermek istiyorum. Gidelim. Bakalım mutfakta neler gidelim var. Gidelim Aslı Hanım. Yani evet, salonunu övdü bütün hafta.
Evet, çok iddialı. Çok iddialı. Kızlar en azından uyum var sizin evinizde. Aslında uyum yoktu. Nerede uyum çerçeven vardı? Nerede uyum yoktu? Bebeğim, senin çiçekli koltuğun vardı. Orada da arkadaşlar vardı. Duvar kağıdı vardı. Hadi gidelim mutfağa. Benim beklentim çok yüksekti. Hadi mutfağa gidelim. Bilmiyorum, bence gayet uyumluydu. Hani